Zariyat suresi 47. ayetle ilgili bir soru var. Burada ta 1400 yıl önceden evrenin genişlediği bildiriliyor. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Ancak biz bunu ancak 100 yıl öncesinde bilimsel olarak öğrendik. O zamanki insanlara göre bu ayet muhkem miydi, müteşabih miydi? Vallahi bu ayet şu anda da öyle genişledi var. Ben ona asla kabul etmiyorum. Öyle saçmalık, öyle bir kelimeden hareket de evrenin genişlemesine bu ayet delalet eder. Öyle şey olmaz. Yarın birisi de evren büzüşüyor dese, o zaman hangi ayeti bulacaklar? Bu ne biçim bir şey ya? En nefret ettiğim şey odur. Birisi bir şey söyle, bizde de var. Şimdiye kadar neredeydin? Öyle bir ayette olmaz. Gerçekten genişliyor olabilir. Öyle lemusiun. Ne demek lemusiun? Musi kelimesi müvessi' manasına değil ki. Bizim ona gücümüz yeter diyor orada ayet-i kerime. Ha, genişletme manasına da gelebilir. O zaman ikinci ayetini bulurlar. Ondan sonra o iki ayet daha bulurlar. Ondan sonra evrendeki bugün hiç kimsenin görmediği şeyleri ilim alemine gösterirler. Öyle bir kelimeyle olmaz. O zaman vellezine fi kulubim zeygun grubuna girer. Kafasındakine göre önce kafasına hükmü koymuş, sonra Kur'an'ı ona delil olarak getiriyor. Böyle saçmalık olmaz. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Yani bugün milletin hoşuna gidiyor diye bir kalkıp da konuşamayız. Öyle şey yok. Onu söyleyen kişi, onu açıklayan ikinci ayette bulur. Öyle tek başına da olmaz. Ekibini kurar. Ekibin içerisinde Kur'an olanlar, Kur'an'ı bilenler gelir. Arapçayı çok iyi bilenler olur. Ya efendim bir kelimeden hareketle siz geliyorsunuz, evren genişliyor, işte Kur'an'da da delaleti var. Olmaz öyle şey. Olmaz. Evet.